Evet arkadaşlar, elektrik alana giriş yapıyoruz sevgili arkadaşlar. Elektrik alan dediğin olay, elektriksel kuvvette iki tane yükün birbirine etki ettiği kuvvete demiştim. Elektrik alanda ise elektriksel yükün nokta yüke etki ettiği kuvvettir. Yani Q1 yükünün A noktasına elektrik alanını bulursan şayet A noktasına sanki artı 1 varmış kabul ediyorsun. Dolayısıyla K çarpı Q bölü D kare formülü geliyor. Bu da vektöreldir, buna da dikkat ediyorsunuz. A noktasına etki eden bileşke elektrik alanı sormuş bize. A noktasına ne var kabul ediyordum ben? Artı 1 var kabul ediyordum. O zaman eksi Q artı 1'i ne yapacak arkadaşlarım? E1 diyorum buna, çekecek. Artı 2 Q artı 1'i ne yapacak? İtecek. Buna da E2 diyorum. Bunların sayısal değerlerini hesaplarsak E1 dediğim olay K çarpı Q bölü D kare. E2 dediğim olay K çarpı 2 Q bölü D kare ifadesini veriyor. Aynı yönlü oldukları için bileşkeyi hesaplarken E1 artı E2 ifadesini kullanıyoruz. Dolayısıyla KQ bölü D kare artı 2KQ bölü D kare ifadesinden 3KQ bölü D kare geliyor. Artı Q yükünün o noktasındaki elektrik alanı E ise diye söylemiş. Önce bunu halledelim. Burada artı 1 var kabul ediyorum. Artı Q artı 1'i ne yapar arkadaşlarım? İter. Buna E demiş. Önce bunun sayısal değerini hesaplıyoruz. E dediğim olay K çarpı Q bölü R kare gelecek. Bu cepte. Şimdi ikinci duruma gelelim. Eksi 2 Q artı 1'i ne yapacak arkadaşlarım? Çekecek. Bunun da sayısal değerini hesaplarsan, buna E2 ifadesini kullanırsan K çarpı 2Q bölü aradaki mesafeden R kare geliyor. Artı 3Q artı 1'i ne yapacak? İtecek. Buna da E3 ifadesini kullanıyorum. E3 dediğimiz sayısal değeri K çarpı 3Q bölü R kare ifadesi olacak. Şimdi olayımız neye döndü? Şurada bir A noktam var. Burada E3 dediğim olay 3E. Burada artı Q yükünden dolayı E, burada eksi 2 Q yükünden dolayı 2 E kadarlık elektrik alanlarım oldu. E ile 3 E birbirini götürecek, bu tarafa yönlü 2 E bileşkeleri olacak ve yukarı doğru da 2 E var. O zaman bunların bileşkeleri ne olacak sevgili arkadaşlarım vektörelden? 2 kök 2 E kadar bileşken oldu ifadesini kullanıyorum. Şimdi gelelim başka bir soru tarzı. Q1 ve Q2 yükünün A noktasındaki bileşke elektrik alanını vermiş. Diyor ki yüklerin oranı nedir diye sormuş. Burada artı 1 var kabul ediyorduk biliyorsunuz ki. Bunları bileşenlerine ayırıyorum. Şurada bir birimlik, şurada da bir birimlik bir vektörel elektrik alanın söz konusu. Dolayısıyla 2Q artı 1'i ne yapmış arkadaşlar? Çektiği için bu eksi yüklüdür diyorum. Artı 1 artı Q1'i çektiği için ne diyorum? Bu da eksi yüklüdür diyorum. Şimdi gelelim. Q1 için konuşuyorum. Bir birimlik elektriksel alan eşittir. K çarpı Q1 bölü aradaki mesafe ne kadar birimlik sevgili arkadaşlarım? 3 birim. O zaman 3D'nin karesi. Diğer Q2 için konuşuyorum. Bir birimlik kuvvetim eşittir. K çarpı Q2 bölü 2 birimlik uzaklığın karesinden 2D'nin karesi diyorum. Şimdi temize geçelim bunları. 1 eşittir K çarpı Q 1 bölü 9D kare. 1 eşittir K çarpı Q 2 bölü 4D kare ifadesini kullanıyorum. Taraf tarafa oranlarsam şayet K'lar gitsin, D kareler gitsin. O zaman burada ne kaldı? 1 eşittir 4Q 1 bölü 9Q 2 kaldı. Q 1 bölü Q 2 oranını sormuştu. 9 bölü 4 ifadesini buluyoruz. Şimdi gelelim elektrik alan çizgilerine. Biliyorsunuz ki artılar birbirini itecek, artı eksi birbirini çekecek ifadesini kullanıyorduk. Artılardan elektrik alanlar dışarı yönlü çıkış yapacak, eksi yüklülere ise giriş yapacak şekilde düşüneceksiniz. Artı ve eksiyi düşünürseniz artıdan çıkan elektrik alan eksiye giriş yapacak. Bu çizgiler asla kesişmeyecekler ve sorularda karşınıza gelirse çizgi sayısı yük miktarı ile orantılıdır ifadesini kullanıyorsunuz. Ve şunu da sakın unutmuyorsunuz, girdikleri ve çıktıkları yüzeye kesinlikle ne olacak bu amcalar? Dik olacaklar. Kürenin elektrik alanına geldik. Bu önemli, bunun grafiğini sorabilirler. Kürenin elektrik alanı dediğim olay, bir tane küren var ve bunun yükü artı Q. O merkezi R yarıçapı, A noktası ve B noktası kürenin iç yüzeyinde, C noktası kürenin yüzeyinde ve D noktası da kürenin dışında.
İç bölgelerde, yani kürenin içinde her zaman elektrik alanı sıfırdır. Dolayısıyla A ve B noktalarının elektrik alanı nedir diyorum ben? Sıfırdır. Yüzeyde ise elektrik alanı KQ bölü R kadar olacak. Dışarıda herhangi bir noktanın uzaklığı D ise dışarıdaki bir noktanın elektrik alanı ise KQ bölü D kare ifadesini kullanıyorum. Bunun grafiğini yorumlarsan şayet merkezden düşünürsen R'ye R değil miydi? İç alanda elektrik alanım her zaman sıfır, yüzeyde maksimuma ulaşıyor, uzaklık yani dışarıda herhangi bir noktada elektrik alanım söz konusu olacak ve grafiğini böyle yorumlayacaksınız sevgili arkadaşlarım. Gelelim bir tane örneğimize. A, B ve C noktalarındaki elektrik alanların arasındaki ilişkiyi sormuş. Şimdi A noktası kürenin içinde olduğu için A noktasındaki elektrik alanım nedir diyorum? Sıfırdır ifadesini kullanıyorum. B noktası kürenin yüzeyinde. O zaman ne diyorum? EB diyorum. K çarpı yükü Q yarı çapı ne bunun? 2R. 2R'nin karesinden 4R kare geldi. C noktasını düşünürsem C noktası dışında olan bir nokta. O zaman EC'yi de hesaplarsan KQ bölü 3R'nin karesinden 9R kare geldi. Bunları sıralamamızı istemiş. O zaman A noktası en küçük, sonra C noktası, sonra da B noktası gelecek. Şimdi gelelim elektrik alanın özelliklerine sevgili arkadaşlarım. Bunlara paralel levhalarda da değineceğiz sizlere. Şimdi iki tane levham var ve bunun ucuna pil bağlıyorum. Pilin bir yönü biliyorsunuz artı ve eksi. Dolayısıyla levhanın bir kısmı artı, bir kısmı eksi yüklenecek. Dolayısıyla artıdan eksiye doğru bir elektrik alanı söz konusu olacak. Buradaki elektrik alanı formülü ise evet, artıdan eksiye doğru elektrik alanı söz konusu olacaktı. Bunu sıkıntmıyorsunuz. Artıdan eksiye doğru elektrik alanın yönü olur. Buradaki elektrik alanı formülü E eşittir pil bölü aradaki uzaklık ifadesini kullanacağız. Şimdi gelelim olaya. Demiş ki burada, aslında bu bir soru tarzı. Biz bunu özellik olarak anlatacağım sizlere. İki tane levhaya pili bağlıyorum ve buraya bir tane anahtar koyuyorum. Diyor ki K anahtarı kapalı iken, yani devre çalışırken D uzaklığı arttırılırsa E, Q ve V nasıl değişir ifadesini soracak bizlere. E eşittir V bölü D ifadesinden D uzaklığı arttırılırsa pil değişmeyecek. Neden değişmeyecek arkadaşım? Sen buradaki pili çıkarıp yerine farklı bir pil takman gerekiyor ki potansiyelin değişsin. Dolayısıyla ne olacak? Değişmeyecek. Peki o zaman elektrik alanı düşünürsen D artıyor. V değişmiyorsa elektrik alan ne olacak o zaman? Azalacak ifadesini kullanıyorum. E ile de yük miktarı, biliyorsunuz buraya ne kadar çok yük depolanırsa elektrik alanı o kadar fazla olacak. E ile de Q doğru orantılı olduğu için Q'da azalacak ifadesini kullanıyoruz. Peki şöyle olsaydı soru. K anahtarı açılıp D uzaklığı arttırılsaydı. Burada dikkat ediyorsunuz, pil çıkarıldıktan sonra pili çıkarıyorsun. Sonuçta anahtarı açıyorsun. Artık pil işlemiyor. Ama önceden pil bağlıydı. Dolayısıyla buraya artı Q yüklenecek, buraya eksi Q mu yüklenecek? Pilden herhangi bir geçiş söz konusu olmadığı için yükler sabitleniyor. Dolayısıyla yük değişmiyor artık. Değiştiren herhangi bir durum yok. Dolayısıyla elektrik alanım ne olacak? Değişmeyecek. E bu sabit. D uzaklığı artıyor. O zaman pili değiştirmen gerekiyor senin. Yani pili arttırman gerekiyor. O zaman D artarsa E sabit kalacak. V'yi de arttırman ifadesini kullanacaksın. Şimdi gelelim İkinci özelliğimiz. Bazen levhalara pili bağladığın zaman potansiyeller arasındaki ilişkiyi sorabiliyorlar size. Bunları da şöyle diyorsunuz. Levhalar arası potansiyel farkın V. Şuradaki levhaya artı olan kısma V, eksi olan kısma 0 dersen şayet. Ne kadar bölmeye ayrılmış sevgili arkadaşım? 4 bölmeye almış. O zaman 4'er 4'er azalarak gidecek bu adam. Nasıl azalacak? Buraya V, buraya 0 dersen her bölmede V bölü 4 azalacak. O zaman L noktası 3V bölü 4'e, M noktası 2V bölü 4'e, N noktası V bölü 4'e denk gelecek. Sana sorarsa şayet, L ve N noktaları arasındaki potansiyeli sorarsa V bölü 2 eşit olacak. Nasıl? L noktasındaki 3V bölü 4, N noktasındaki V bölü 4 olduğu için 2V bölü 4'ten V bölü 2 ifadesini söyleyeceksin. Diyelim ki K ve N noktalarını söyledik. K noktasındaki potansiyelin ne arkadaşım? V.
N noktasındaki ne? V bölü 4. Arasındaki fark ne olacak? 3V bölü 4. Adı üstünde potansiyel fark sorduğu için farklarını alacaksınız. Şimdi gelelim diğer bir özelliğimize. Şimdi bu paralel levhaları pile bağladım, yükledim ve elektriksel alanım söz konusu. Bu elektrik alanın içine artı yüklü ve eksi yüklü birer parçacık bıraktığımda ne olacak? Artı yüklü parçacık bıraktığınız zaman artı yüklü levha artı yükü itecek, eksi yüklü levha artı yükü çekecek. Dolayısıyla elektrik alanına aynı yönlü kuvvet uygulanacak ve formülünde ne olacak? F eşittir Q çarpı E olacak. Yani Q çarpı V bölü D ifadesini kullanacaksınız. Şunu sakın unutmuyorsun. Artı yüklü parçacık için kuvvetin yönü elektrik alanla aynı yönlü ifadesini kullanıyoruz. Eksi yüklü parçacığı düşünelim şimdi. Eksi yüklü parçacığı bırakırsan eksi eksiyi itecek, artı eksiyi çekecek. Dolayısıyla ne olacak? Elektriksel alanla zıt yönlü kuvvet uygulanacak. Bunu da unutmuyorsun. Eksi yüklü parçacık için kuvvetin yönü elektrik alanına zıt yönlü olacaktır ifadesini kullanıyoruz. Peki şimdi gelelim sorulara. Nasıl denk gelecek? 2M kütleli artı Q yüklü bir cisim E elektrik alanı içinde bir iple asıldığında dengede kalıyormuş. E'yi veren bağıntıyı istiyor benden. Şimdi öncelikle şunu biliyoruz. 2MG ağırlığı var. Bu amcanın artı yüklü parçacık olduğu için bunu üstüne bastıra bastıra söylüyorum. Elektrik alanına aynı yönlü kuvvet uygulanacak. F eşittir Q çarpı E diyorum. Şurası da T ip gerilmesi değil miydi? Şuradaki açıyı bulursam ne olacak burası? 37 derece mi olacak? Yani şöyle bir söz konusu oldu. F eşittir Q çarpı E. Aşağı doğru 2MG'si var. Şurada bir ip gerilmesi söz konusu ve şuradaki açım da benim. 37 mi? Şu T ip gerilmesini bileşenlerine ayırıyorum. T çarpı sinüs 37. Şurası T çarpı kosinüs 37 değil mi? Denge ne demekti? Aşağı çeken yukarı çekene eşit, sağa çeken sola çekene eşit olacaktı. O zaman T çarpı sinüs 37 eşittir 2MG'ye. T çarpı kosinüs 37 eşittir Q çarpı E'ye ifadesini kullanıyoruz. Bunları taraf tarafa oranladığın zaman zaten tanjant 37 geliyor. 3 bölü 4 eşittir 2MG Q çarpı E. Buradan E'yi çekmeni istiyor senin. Şöyle yapalım. 3QE eşittir 8MG dersen E dediğin olay buradan 8MG bölü 3 Q ifadesini kullanıyorsun. Gelelim son sorumuza. Elektrik alan içindeki cisimler T1 ve T2 ip gerilmeyle gene dengelenmiştir. T2 ip gerilmesi 2MG olduğuna göre demiş T1'i sormuş. Şimdi şuna dikkat ediyorsun. Hocam artı eksi burada birbirini çekmeyecek mi? Hayır arkadaşım, elektrik alan söz konusu. Elektrik alan olduğu için ne yapacaksın? Eksi yüklü parçacığa elektrik alanın tersi yönünde bir kuvvet uygulanacak. Buna F eşittir Q çarpı E diyorum. Dolayısıyla artı yüklü cisme de elektrik alanla aynı yönde uygulanacaktı. F eşittir Q çarpı E oldu. Şimdi bir de bunların ağırlıkları söz konusu. Buna MG diyorum. Buna da aşağı yönde MG diyorum. Şimdi gelelim. Ne yapıyoruz? Kutucuk için alıyorduk. Yukarı kim çekiyor? Burada T2 çekiyor. Aşağı çeken ne var? Q çarpı E artı MG mi var? T2 ip gerilmesini vermiş zaten bana. 2MG eşittir Q çarpı E artı MG. Dolayısıyla Q çarpı E dediğim olay MG geldi burada. Bu cebimizde. Şimdi ikinci kutucu alıyorum. Burada T2'yi içine almak zorundasın. Çünkü ip gerilmeleri çift yönlüdür. Yukarı çeken neyim var? Burada T1 var. Bir de yukarı yönlü ne var? Elektriksel kuvvetim var. Eşittir. Aşağı doğru MG'si var bunun. Bir de T2 ip gerilmesi söz konusu olacak. Şimdi yerine yazalım. T1 Q çarpı E'yi MG bulmuştum. Burada bir tane daha MG'm var. T2 ip gerilmesi de 2MG'yi de soru vermişti. Dolayısıyla T1 ip gerilmesi de 2MG'ye eşit olmuştur. Elektrik alanımız da bitmiştir arkadaşlar.